Google Sheets'te metne çevir fonksiyonunu eğer ustaca kullanmayı başarabilirsek gerçekten başka herhangi bir fonksiyon kullanmamıza ya da işlem yapmamıza gerek kalmıyor. Ben önce en basitinden başlayayım. Mesela elimizde 125,24 diye bir değer var. Biz şimdi bu değeri istediğimiz gibi göstereceğiz mesela TL getireceğiz sonuna, başına getirebiliriz ya da çok önemli değil. Bunun için ne yapmamız gerekiyor öncelikle? Gelip metne çevir fonksiyonunu bir açmamız lazım. Sayıyı burada göstereceğiz, hücresindeki değer diyeceğiz. Sonrasında bir biçim göstereceğiz biçim için önce tırnaklar içerisinde kullanacağımızı bunu bir belirtelim. Yani çünkü artık metinsel bir ifade olacak. Metinsel ifadelerde tırnak içinde belirtileceğine göre bu da şunu dememiz kafi olacaktır. Mesela biz diyezle başlayalım. Buradaki diyez buraya herhangi bir sayı gelsin. O çok önemli değil. Bunu göster demek oluyor. Şimdi biz burada tabii ki virgül kullandık ama biçim içinde biz bunu nokta olarak kullanacağız. Burada bunu virgül olarak zaten gösterecek bu. Sonrasında istersek 3 tane sıfır bırakabiliriz veya 3 tane diyez de bırakabiliriz. Çok önemli değil. Biz 3 tane sıfır bırakalım buraya. Ardından gelip bir boşluk bırakalım ve alt gere ile birlikte T'ye basalım. Alt gere ile birlikte T'ye basarsak bu TL amblemine erişebiliyoruz. Tırnak kapattık, parantezi kapattık ve bizim değerimiz. Peki tarihlerde nasıl bir işlem yapabiliyoruz? Aslında metne çevir fonksiyonunun en güzel özelliklerinden bir tanesi bu. Şimdi eşittir ile başlayalım. Tekrar metne çevir fonksiyonunu açalım. Burada sayı olarak belirteceğimiz bir tarih ifadesi var. Noktalı virgülü bırakıp biçim kısmına şöyle bir şey yapabiliriz mesela. Ben önce günü göstermek istiyorum. Yani 12 Nisan 2020 2 tarihi hangi güne denk geliyor? İlk önce bunu göstermek istiyorum. Peki bunun için ne yapacağım ben? Gelip İngilizce düşünün. 4 kere D'ye basıyorsunuz. Day. Eğer 2 kere basarsanız bunun kısa gün gösterimini görürsünüz. Bir tane bastığınızda da yine kısa gün gösterimini görürsünüz. 3 taneye bastığınızda kısa günün metinsel gösterimini görürsünüz. Bir kere daha basarsanız yani 4 kere kullanırsanız D'yi günün uzun gösterimini görmüş olursunuz. Şimdi ben bir tane virgül bırakacağım buraya. Boşluk bırakarak şimdi devam ediyorum. Önce gün gelsin. 2 tane D bırakıyorum. Araya bir tane şey bırakalım. Slash bırakalım. Slash'ı koyduk. Şimdi ay gelsin istiyorum. Ay uzun gelsin ama. 4 tane M koyacağım. Mount. Veya şöyle de gösterilebilir bu değil mi? Bunun arasına hiçbir şey koymayız. Boşluk bırakırız. Sonrasında da bir 2022'yi görelim istiyoruz. Bunun için de 4 tane Y bırakacağız. Year. Ve bu şekilde kullanabiliriz. Tırnağı kapattık. Parantezi kapattık. Enter dediğimizde gösterimimiz bu şekilde gerçekleşmiş oluyor. Veya siz öncelikle isterseniz 12 Nisan 2022 tarihini öne alırsanız salıyı sona atarsınız ve bu şekilde bir gösterimde kullanabilirsiniz.